أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فات اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى يتم بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ، وإني سم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. أَلْ مَنْبَعِ بَاغِ بَلَاغَاتٍ وَأَلْ مَهْزَنِي فَضْلُ سَعَادَةٍ وَأَلْ عَنْدَ لِي فَصَاحَاتٍ مُحَمَّدٍ مُسْتَفَارًا صَلَوَاتٍ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكديم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جناب حق رب الفلك وفياز مطلق حضرت لري جملة مدد عنايت ve lütfu hidayet ile tevfikat-ı samedaniyesine mazhar eylesin. olmakar iman ve manzar rahman olan kalplerimizi zulümat-ı cehiliyeden feyazan eyleyip envar-ı Kur'aniye ile tenvir eylesin. Sohbetimize mukaddime, merhum ve merhumelerimizin ruhlarına hediye olmak üzere Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelime-i tayyibesiyle Rabbi rahimi zülcelal ve tekaddes hazretleri cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e hüsnü katimeler nasibu müyesser eylesin. Meleklerin çepeçevre kuşattığı böylesine feyizli, faziletli bir mekanda Rabbimizin misafirleri olarak bir araya gelmeyi nasip ettiği için Allah'ımıza ne kadar şükretsek azdır. Bu saatte pek çokları uyuyor. Namaza dahi kalkmayan kardeşlerimiz var. Rabbim bize yolunu kolaylaştırdı. Geldik zikirler yaptık. Namazlar kıldık. Ve şimdi fikretmeye sıra geldi, dinlemeye, tefekkür etmeye, kendimizi tazelemeye, yinelemeye sıra geldi. Ne güzel bir mekanı Rabbim bize nasip etti. Allah'ım yolundan, rızasından bizi, yavrularımızı, ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Bize nasip oldu elhamdülillah ama gençlerimiz, çocuklarımız, yeni yetişen neslimiz nerede büyüyor? Nasıl bir çevreyle yetişiyor? Kimlerin etkisi altında kalıyor? Bundan da uzak duramayız, bir haber kalamayız. Allah'ım Celle Celaluhu, ümmeti Muhammed'e, ve nesline son nefesine kadar hidayeti Kamile üzere bir hayat sürdürmeyi nasip eylesin inşallah. Bizleri yoktan var eden Allah özül Celaldir Celle celalu. Her şeyin sahibi mutlak manada kadiri odur. Maddi, manevi, sayılmayacak kadar nimetlerle donatmıştır bizi. Ayetlerinde Mevlamız, Bismillah, وَاِنْ in نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz buyurmakta. Gördüğümüz, göremediğimiz nice nimetler var en büyük nimet iman nimeti, akıl nimeti. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olma nimeti. Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaba sahip olma nimeti. Allah'ımızın kulum hitabına muhatap olma nimeti. Kur'an-ı Kerim içerisinde bize haber verdiği nice güzellikler, nimetleri, Allah'ım bu nimetlerin şükrünü eda etme gayreti içerisinde bir hayat sürdürmeyi hepimize nasip eylesin. Mevlam buyuruyor ki, Bismillah, وَنَفْسٍ O nefse, cana, ruha da yemin olsun ve o canları yaratan Allah'a yemin olsun şems suresinde ki fealhamaha fujuraha ve takvaha her bir nefse Rabbimiz hem isyanı hem de takvayı göstermiştir Kur'an-ı Kerim'inde haber vermiştir yani Rabbimiz Kur'an'ında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde hakkı da göstermişlerdir, batılı da göstermişlerdir. İnsana bir irade-i cüz'iye verilmiş, tercih hakkı tanınmış, her bir insan kendi yolunu kendi çizmekte ve bu dünyada cennetini ya da cehennemini kendi elleriyle belirlemekte. Ayetlerin devamında kadı efleha men zekkaha. Nefsini tertemiz tutabilenler felaha kavuşmuşlardır. Kendisini arındıranlar, kötülüklerden uzak durmayı becerebilenler takva olabilenler takva yoluna girebilenler bu yoldaki yolculuğunu sürdürebilenler maksuda erişebilenler felaha kavuşmuşlardır. Allah'ın hepimize son nefesimize kadar imanla, şehadetle gerçek İslam'ın tadını tadarak bir hayat sürdürmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli müminler takva ve takva yolu. Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi 285 yerde geçiyor diyor. 285 yerde bu kelime farklı kalıplarıyla bazen ittaku sakının Allah'a karşı gelmeyin. Allah'ın azabı çetindir Sakın ha Allah'ın azabına yaklaşmayın. Bazen leallehum yettekun. Ta ki kullarım takva sahibi olurlar. Yaratanlarına karşı çıkmaktan uzak dururlar. Bazen tettekun ifadesi gelir. Farklı kalıplarda kimi de müttakin şeklinde o takva sahibi kullarımız şeklinde Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bu kelimeyle karşılaşıyoruz. Hocam takva nedir? Değerli kardeşlerim, takva vikaye kökünden sakınma, korunma, kendisini beri tutma. Neden? Allah'ın yasaklarından uzak durma. Bir başka ifadeyle yaratanına saygılı olma. Onu aklından, zihninden hiçbir zaman çıkarmama. Yaptığı her işini, söylediği her sözü, yediği her lokmayı Rabbisinin emir ve yasaklarına uygun olarak yapma. Takva. İkinci bir mana daha var. Onu birazdan sizlerle paylaşacağım. Bugün inşallah kısa zaman içerisinde takvanın iki farklı anlam boyutuyla ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle bu kelimeyi anlamaya ve takva yolculuğu nedir? Biz bu yolculuğun neresindeyiz? İçinde miyiz? Dışında mıyız? Bunu hep beraber tahlil etmeye çalışacağız. Kıymetli müminler, Takva dediğimiz şey her Müslümanın boynunun borcu olan bir vazifedir. Takva insanın haddini bilmesidir. Kul bilinciyle bir hayat yaşamasıdır. Ve bakın Ali İmran 102 numaralı ayette Rabbimiz buyurur ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım İttakullaha hakka tuqati. Allah'a gerçek manada karşı gelmekten sakının. Bazı meallerde Allah'tan korkun şeklinde anlam verilir. Takva kelimesinin köküne baktığımızda bunun korkuyla birlikte saygı manasını taşıyabileceği gibi aslında korktuğu için değil Allah'ı sevdiği için ona karşı gelmemek manası ağır basar diyor müfessirlerimiz. Yani Rabbimiz kulunu o kadar seviyor ki kul ya Rabbi senin emir ve yasaklarına ben mutlaka riayet ederim, edeceğim. Senin yasaklarına asla yaklaşmayacağım. Haramlarına tenezzül etmeyeceğim zira ben sana çok saygılıyım ve seni çok seviyorum ya Rabbi demektir takva. Allah'tan hakkıyla sakının ve ayetin devamında وَلَا temutunne illa ve entum muslimun. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de her nerede ittaku emri geldiyse, yani ey Müslümanlar Allah'a karşı gelmekten kendinizi koruyun, müttaki olun, takva yolunun yolcusu olun emrini verdiyse peşinde mutlaka çok önemli bir emir gelir. Bakın bu ayette Mevlamız ayeti şöyle tamamlıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Ey kullarım! Ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Başka bir inanca, Başka bir yolun yolcusu olarak sakın karşıma çıkmayın. Ancak Müslümanlar olarak karşıma gelin. Mevlam İslam olarak dünyaya bizi getirdi. Müslümanca yaşamayı, son nefeste iman ve hüsnü şehadetlerle çene kapamayı hepimize nasip eylesin inşallah. O zaman Müslüman olmak yetmiyor, Müslüman kalmak ve Müslümanca ölmek, Rabbimizin huzuruna iman ile varmak hepimizin boynunun borcu. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayetler haber veriyor ki bizim dinimizi, imanımızı, inancımızı elimizden çalmak isteyen düşmanlar var. Nefis var. Rabbim şerrinden muhafaza eylesin. Şeytan var. Aleyhillâne Mevlam her türlü tuzaklarından muhafaza eylesin. Bir de bunların askerleri, orduları var. Şeytanlaşmış tiniyette insanlar var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor ki Müslüman olarak ölelim muhterem müminler. Kişi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Temutune kema taishun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz ve tubasune kema temutun öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Yani hangi toplum içerisinde bulunuyorsan, arkadaşın, komşun kimse, kimin peşinden gidiyorsan ona uygun bir şekilde öleceksin. Onlar nerede toplandıysa mahşer günü sen de onların safında yer alacaksın. O gün ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir buyuruyor Rabbimiz. Bir grup insan cennetlikler arasında bir grup insan ise Mevla muhafaza eylesin cehennemlikler arasında yer alacak. El mer'u ma'amen ehabbe. Kişi bu dünyada kimi seviyorsa, kimle beraberse onlarla beraber olacak. Eh biz namazımızı kılıyoruz, inancımız tam, Rabbimizin kelamına değer veriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri bizim için olmazsa olmaz hükmünde mutlaka gerekli olan şeylerdir. Dolayısıyla bu ehli sünnet inancıyla Rabbimizin yolunda yaşayan biz kullarını bütün ümmeti Muhammed ile beraber Rabbim cennetinde cemaliyle taltif eylesin inşallah. Kıymetli müminler Tegabun Suresi ayet 16. Yine Allah'ımız ittikayı emrediyor. Karşı gelmekten sakının diyor. Yasaklardan kendinizi koruyun diyor. Haramlara ilişmeyin, haramlara bulaşmayın diyor ve şöyle buyuruyor. Bismillah. Fettakullâhe mestata'tun. Ey kullarım, gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten sakının, sakın ha isyanda bulunmayın Müslümanlar. Sakının, sakının derken nelerden sakının? Haramlardan, tahrimen mekruhlardan, tenzihen mekruhlardan. Yani Rabbimizin rızasına uygun düşmeyecek her türlü davranıştan, konuşmadan, eylemden, bakmadan, duymadan, gitmekten, her türlü aksiyondan uzak durun eğer yaptığınız iş yaratanın rızasına uygun değilse. Ayet devam ediyor. Vasma'u Kulak verin ey kullarım. Dinleyin. Hakka kulak verin. Ama şeytan boş duruyor mu? Durmuyor. Bir yerde sohbet edilecek. Bir yerde Kur'an-ı Kerim okunacak. Şeytan insana ağırlık veriyor. Nefis insana zorluk çıkarıyor. Diyor ki ya senin şimdi ne işin var burada? Git istirahatına bak, uykuna bak, arkadaşlarla ortamın var, git çayını iç, çorbanı iç. İşin gücün var bak ekmek kaybediyorsun. Müşteriler şimdi sıraya girmiş bekliyorlardır. Git bir an evvel çık camiden. Ya da bazen de sohbet esnasında insana bir uyku galebe çalıyor değil mi? Böyle tatlı tatlı bir şekerleme. Ah şu anda bir uyusam, oh, bir tatlı uyku, sohbet bitiyor, Kur'an okunuşu bitiyor, uyku gidiyor. <laughs> Müslümanlar, yani şeytan boş durmuyor, nefis boş durmuyor, kafirler de boş durmuyor ama hepsine rağmen Mevlamız buyuruyor ki وَاسْمَعُوا Kulak verin, dinleyin, bu dinledikleriniz size fayda verecek. Ve zekir fe inne zikra Rabbim buyuruyor. Sen öğüt ver ey Habibim. Sen vazu nasihatını yap. Şüphesiz öğüt müminlere mutlaka fayda verir. Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Sohbet kalbin cilası. Ben yaptığım sohbetlerde zaman zaman bunu dillendiriyorum. Bizim sohbetlere çok ihtiyacımız var. Çünkü her gün çeşitli vesilelerle günahlara giriyoruz. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Bakıyoruz günaha giriyoruz. Doğru mu? Gözümüzle günaha giriyoruz. Dinliyoruz günaha giriyoruz. Kimi gıybet yapıyor, kimi nemime yapıyor, kovuculuk yapıyor. Oo, duydun mu? Falan şöyle yapmış, falan falan yere gitmiş, falan şu suçu işlemiş, falan şu kabahatı yapmış. Gerçek mi? Allah'u alem. Gördün mü? Yok. Ama yapmış, şu kötülüğü yapmış falan kişi, şunu almış, bunu vermiş. Delilin var mı? Yok. Şahidin var mı? Yok sevgili kardeşim, emin olmadığın, kesin bilmediğin, şahitle, itirafla, delille sabit olmayan bir hususta bir Müslüman kardeşinin arkasında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Velev ki o kötülüğü yapmış olsa bile, hani İsmail dedik ya duyun, dinleyin ama neyi dinleyeceksin? Bir kardeşimiz bir yanlışlık yaptı, yanlış adım attı. Velev ki o hatayı yapmış olsa bile bunu teşhir etmek, bunu yaymak, bunu dillendirmek, ağızdan ağza, dilden dile dolaştırmak bizim vazifemiz mi? Hayır, hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men setara aybe ahihi setara Allahu lehu yevmel kıyame aybehu buyuruyor. Fima kale ve kemakale. Kim bir Müslüman kardeşinin aybını örterse Allah da onun kıyamette aybını örter. Mevlam şu kulaklarımızla dinlediklerimizi seçerek dinlemeyi nasip eylesin. Ayet-i kerime devam ediyor: "Ve itayu" itaat edin. Söz dinleyin. Yaratanınızın emrine uyun, yasaklarından kaçının ve enfikû hayran li enfusikum. Kendiniz için en hayırlı olanı Allah yolunda harcayın. Müslümanlar, harcamak, infak etmek, takva yolunun bir prensibi de bu ve enfikû hayran li enfusikum. Allah yolunda paranı verebiliyor musun kardeşim? O para vermek var ya, kimsesize el uzatmak, bir fakirin aylığını karşılamak, bir muhtacın bir talebeye burs vermek, bir kimsesizin kirasını ödemek, bir yetimin başını okşayıp ona katkı sağlamak. Rabbim hepimize cömertlik nasip eylesin. Ayetin son kısmında وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimriliğinden, cimrilik hastalığından sakınırsa, korunursa işte gerçek felaha erenler, kurtuluşa erenler onlardır. Demek ki takva ile ilgili okuduğumuz ayette Rabbimiz önemli bazı hususları bizlere hatırlatıyor. Kıymetli müminler, Bakara 288, 200, 278, 279 numaralı ayette. Yine Allah'ımız ittikayı emrediyor. Ve buyuruyor ki Bismillah, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittakullâhe, Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun, müttaki olun, takva yolunun yolcusu olunun. Ama devam ediyor, bunun prensiplerinden biri de وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ riba اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler iseniz, iman etmiş kimseler iseniz faizi bırakın. Hocam takva ile faizi ne alakası var? İşte ayet-i kerime takva yolunun yolcusu, müttaki olmak isteyen Müslümanın Rabbimiz faizden, faiz belasından uzak durmasını emrediyor. İttakullah ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz faizi terk edin. Öbür ayette 279 Mevlamız buyuruyor Fe illem tefalu ey kullarım eğer bunu yapmazsanız faizi terk etmezseniz fezenu bi harb min Allahi ve rasooli. Allah ve Resulünden size savaş açıldığını bilin. Ayetin hiç yorumunu yapmıyorum. Siz Allah'a savaş açmış olursunuz demiyor. Resulüne savaş açmış olursunuz demiyor. Daha mübalağalı bir ifadeyle eğer bu faizden uzaklaşmazsanız, faiz almayı, vermeyi terk etmezseniz Allah ve Resulünün size harp açtığını bilin diyor. Yani Müslümanlar Mevla'nın savaş açtığı Resulünün harp ilan ettiği bir insanın kurtuluşu mümkün mü? Allah'ım helalden kazanmayı, helal yollarda harcamayı, faizin her çeşidinden uzak kalabilmeyi nasip eylesin inşallah. Sade faiz değil, kumar vesaire. Şimdi aklıma şu an geldiği için paylaşayım. Takvanın çok farklı boyutları var, onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yılbaşı yaklaşıyor değil mi? Şimdi milli piyango bilmiyorum bu sene ya çıkarsa ya çıkarsa büyük bir algı operasyonu sevgili kardeşim çıkmasın. Allah'ın haram kıldığı şeyden hayır gelmez. Milyonların gözünün dikildiği bir paranın insana hayırı olmaz. Sizden bir istirhamım var kıymetli kardeşlerim. İnternet olumsuz yönü çok ama olumlu yönleri de az da olsa var. Şu akılsız telefonlar var ya, hocam ben buna akılsız telefon diyorum. Bu akılsız telefonlar bazen işe yarıyor. Çoğu zaman günaha sokuyor. Bir açın yılbaşı büyük ikramiyesi çıkan insanların sonunu bir okuyun ya da bir görün seyredin. Bakalım bu haram parayı kazanan insanlar ne yapmışlar? Ne kadar mutlu olmuşlar? Aileleriyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ne kadar huzur bulmuşlar? Parasının ne kadar hayrını görmüş? Vallahi göremez. Çünkü haram. Şeytanın pisliğidir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İnnemel hamru, içki, şarap, vel meysiru, kumar, <laughs> vel dikili taşlar, val ezlamu falokları, falcılık da bunun içinde. Mevlamız buyuruyor, ricisün pisliktir diyor. Pislik, necasettir. Min ameli şeytan, şeytanın işlerinden birer pisliktir diyor. Bulaşmayın diyor, uzak durun bunlardan diyor. Allah'ın her türlü haramlardan cümlemizi memeti Muhammed'i muhafaza ile sen inşallah. Kıymetli müminler okuduğum ayetin son bölümünde ve intüptüm ey kullarım eğer tevbe ederseniz yani faiz aldın verdin vesaire haramlar işledin eğer tevbe ederseniz haklının hakkını geri ödemek kaydıyla فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ Ana sermayenizi, ana paranızı alabilirsiniz. لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ Böylece haksızlık da yapmamış olursunuz, haksızlığa da uğramamış olursunuz. Tevbe edenin tevbesini Rabbim kabul eder inşallah. Kıymetli müminler, hemen bir başka ayet-i kerime paylaşayım. Ahzab suresi 70 ve 71. ayetler. Yine bize takva yolunu öğreten, de bulunması gereken özelliklerden birine vurgu yapan ayeti kerime. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ittakullah, Allah'a karşı gelmekten sakının, ve kavlen sedida. Doğru konuşun, doğru söz söyleyin. Hakka mugayir, gerçeğe muhalif ağzınızdan, dilinizden asla bir söz çıkmasın. Yalan konuşmayın. Yalan şahitlik yapmayın. Zira yalanla iman bir arada durmaz buyruluyor. Ağzınıza sahip olun, dilinize sahip olun. Doğru söz söyleyin ki yuslih lekum e'malekum Rabbiniz amellerinizi iyileştirsin, düzeltsin, size kolaylıklar versin ve yagfir lekum zunubekum günahlarınızı bağışlasın. Allah'ımız şu ağzımızla konuştuğumuz her sözümüze dikkat ederek hayatımızı devam ettirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir ayet daha okuyayım, konuyu değiştireyim hemen. Kıymetli müminler, Haşr suresi 18. Bismillah. Ya eyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. İttakullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bakın hep takva, ittika. Yani Müslüman her an uyanık olacak, dikkatli olacak, zarar vermeyecek, zarar görmeyecek, günaha girmeyecek, günaha sokmayacak imkan ölçüsünde. Tabi biz bir beşeriz. Ne kadar dikkat etsek de hatamız olur mu? Söyleyin. Olur ya. İçimizde hiç günah işlemeyen var mı hocam? Ben bugüne kadar hamdolsun... Dilimle hiç hatam yoktur, gözümle hiç günahım yoktur, kulağımla hiçbir sıkıntı olmadı bende diyebilir miyiz? Hayır, insanız, beşeriz. Öyleyse ayeti kerime Allah'a karşı gelmekten sakının bir görev veriyor Rabbimiz. وَالْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِّ Her bir nefis, her bir can, her bir kul yarın için ne yaptığına dikkat etsin, baksın. Ahiretim için hazırlığım nedir? Şimdi sorsam size zaten herhalde çorba var değil mi hocam? Bak burada çorba var. Tamam orası Allah'ın izniyle güzel. Rabbim afiyet versin. Evde kahvaltılar var. Yemekler var. Bugün yiyeceklerimiz hazır. Yarın hazır, haftalık hazır, aylık hazır programlarımız var. Ama gerçek program ahiret programı. Oraya hazırlığımız nedir? İşte toplantılar bu sohbetler, bu zikirler, bu tesbihler hep ahiret için birer hazırlıktır, azıktır. Ayet: "Vetezevvadu azınızı hazırlanın. Fe inne hayra zaddit takva." En hayırlı azık takvadır Rabbimiz buyuruyor. Allah'ım takva azığını ölünceye kadar hazır bulundurmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Peki Kıymetli müminler, bu takva yolculuğunda birbirimize ihtiyacımız var. Mevla buyuruyor ki yine Maide Suresi ayet 2: "Ve ta'avenu alal birri ve't takva." Ey kullarım, iyilikte ve takvada birbirinize yardım edin. Yardım edin, yardımlaşın. Yani takva düsturuna sahip olan bir Müslüman bazen yanlış yapabilir. Bir tekmede biz atmayacağız kardeşimize. Bu yanlış yaptı, sildim defterden demeyeceğiz. Ve taavenu yardımlaşın sevgili kardeşim bak sen bu sabah göremedim seni camide. Neredeydin? Ya bu yatsı namazında karşılaşamadık, göremedim seni kardeşim. Hadi beraber gidelim namaza. Hadi bugün cuma namazını beraber kılalım. Takvanın en birinci düsturu birazdan söyleyeceğim, okuyacağım. Namaz kılmak değil midir? Evet. O zaman birbirimize yardımcı olacağız. Başta kendi ailemizle, çocuklarımızla, anamızla, babamızla, yakın akrabalarımızla, komşularımızla devamlı takva noktasında yardımlaşma içerisinde olacağız. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. İnşallah. Ama ayet devam ediyor. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Sakın günah ve düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin. Biri günah işliyor. Mesela gıybet yapıyor. Geldi yanımıza bir Müslüman kardeşimizi çekiştiriyor. Ha öyle mi? Peki tamam. Allah Allah. Hiç beklemezdim ya. Sevgili kardeşim ne oldu? Senin yanında bir din kardeşinin kötülüğünü anlatan din kardeşine yapman gereken şey ya Ahmet kardeşim, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim. Ya o Müslüman kardeşimizin hatası olabilir. Doğrudur. Ama onunla konuşalım. Arkasından konuşup da Günaha girmeyelim sevgili kardeşim. Ben de günaha girmeyeyim. Gıybet dinlemiş günahı almayayım. Sen de Müslüman kardeşinin ölmüş etini yemiş kadar çirkin bir iş yapmış olma sevgili kardeşim diye din kardeşimizi uyarmamız icap eder. Kıymetli müminler, takvanın bir anlamı daha var demiştim. Ona da temas edip yavaş yavaş toparlayayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başında okuduğum hadisi şerifinde mealen arz ediyorum. Helal bellidir, açık ve nettir. Haram da öyle. Dinde acaba bu helal mi, bu haram mı? Hayır, helaller belli, haramlar bellidir. Ama ve beynehuma müştebihat bazı helal haram arasında şüpheli şeyler vardır. Ya acaba bu helal midir, haram mıdır? Kimi der ki bu haramdır, kimi der ki helaldir. Bunun biz bir ifadeyle de mekruh deriz buna. Bazen tahrime mekruh olarak karşımıza çıkar. Yani istenmeyen, hoş olmayan şey diye adlandırılır. Peki haramlardan şiddetle kaçacağız. Bu mekruhlardan, şüphelilerden ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam, La yalemuhun ne ketirom Bu şüpheli olan şeyleri insanların çoğu bilmezler, dikkatte etmezler. Hadis devam ediyor. Mesela bir tanesini paylaşayım sizinle. Sarhoş eden bir içecek içmek haramdır. İçki ve çeşitleri alkollü içecekleri satın almak, içmek haramdır. Peki alkol satan bir dükkandan alışveriş yapmak haram mıdır diyemeyiz. Diyemeyiz. Haramdır diyemeyiz. Niye? Ya ben ekmek alıyorum. Bu dükkanda da içki satılıyor. E ben içki almıyorum. Peki içki satılan bir dükkandan ekmek almak helal midir? E tertemiz bir helal de değildir. Niye? O dükkanda Allah'a isyan ediliyor. Yani Allah'ın lanet ettiği, şeytanın pisliği diye tabir ettiği içki satılıyor. E ne yapacağız? Bu iş yeri sahibi kardeşimizle konuşacağız. Diyeceğiz kardeşim bak içki satıyorsun bu helal kazancını kirletme kardeşim. Biz de gelelim buradan alışverişimizi rahat rahat yapalım al sana şüpheli bir şey. Ne yapacağız şimdi? Eğer içki satmayan bir başka kardeşimiz varsa onu tercih edeceğiz. Ama içki satandan selahımızı sabahımızı keseceğiz demiyorum. O kardeşimize tebliğimizi, nasihatimizi yapacağız. Onu o günahtan uzaklaştırmak için elden gelen gayreti göstereceğiz. Ama haram bulaşmış bir rızkın, paranın olduğu yere mümkün mertebe biz yaklaşmamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor hadisinde. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, şahsiyetini, iffetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse neticede harama düşer. Azıcık tavizler insanı büyük tavizlere sürükler. Hadisin devamında hadis şerif Aynen bir çoban gibi diyor. Sürüsünü koruluğun kenarına, tehlikeli yerlerin kenarına getirirse her an o sürü koruluğa düşer, tehlikeye düşer ve çoban ve sürüsü zarar görebilir. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler, takva bir başka açıdan kulluk göstergesidir. Kulun Allah'a yakınlık derecesini gösteren bir temel ölçüdür. Rabbimiz buyuruyor ki inne ekramekum indallahi etkaküm Allah katında en kıymetliniz, en makbul olanınız en takva olanınızdır. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki et takva huna elini gösteriyor. Takva buradadır. Takva buradadır diyor. Yani kalbinle yakini bir imana sahip olmak yaptığın her ibadeti, her işi ihlas ve samimiyetle yapabilmek. Yine bir başka hadis-i şerifi arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. İnna Allah'e la yanzuru ila suverikum ve la ila Allah sizin suretlerinize, simanıza, cisimlerinize, bedenlerinize, boyunuza, posunuza, yakışıklılığınıza, güzelliğinize bakmaz. Çünkü hiç kimse kendi tercihiyle bu simaya, bu vücuda sahip olmuş değildir. Allah neye bakar? Mevla neye değer verir? وَلَاكِنْ ve ila اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Ancak Allah sizin kalplerinize bakar. Kalbin ne kadar saf, arı duru, yaptığın ibadetini ne kadar ihlaslı ve samimiyetle yapabiliyorsun ve bir de Allah Celle Celalu amellerinize bakar. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Hocam benim kalbim çok temiz. Hocam sen bakma ben namaz kılmam. Oruç falan tutmam, giyim kuşamıma dikkat etmem. Zaman zaman içki alırım vesaire günahlarım çoktur ama Hocam benim kalbim çok temiz. İşte Rabbimiz buyuruyor ki ben sizin kalbinize ve amellerinize bakarım. Ameller kalbin nesidir? Birer göstergesidir. Kalbinde ne varsa dünyanda da o vardır. Ayetler devam ediyor ama son olarak bir ayeti kerimeyi müjde mahiyetinde çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıymetli müminler takvadan bahseden çok ayet var. Bunu e, yarım saat içerisinde bitirmek mümkün değil ama hepimizin her zaman okuduğumuz Bakara suresinde 2 ve 5 numaralı ayetlerin mealini paylaşayım ve sohbetimi tamamlamış olayım. Rabbimiz buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu bu kitap Kur'an Kerim la raybe fi, onda hiçbir şüphe yoktur. Allah kelamıdır. Celle celalu. Lafzı ile ve manasıyla bir vahidir. Huden lil -muttakin. ve bu Kur'an müttakiler için bir rehberdir. Takva yolunun yolcuları için bir kılavuzdur Kur'an. Yani nerede yolda kaldın? Hangi problemle karşılaştın? Çözümü belli. Nerede bunun çözümü? Kur'an-ı Kerim'de. Hocam bulamadım hadisi şeriflerde. Mutlaka var. Yeter ki sen anlayarak bak, oku, alimlere danış. Hocam müttakiler dedi. Kimdir bu müttakiler? Rabbimiz müttaki diye kimi kastediyor? Ayetin devamında. Ellezine o müttakiler takva yolunun yolcuları yu'minûne bil gayb. Görmedikleri halde iman ederler. Allah var mı? Var. Bir mi? Bir. Elham. Gördük mü? Rabbimizi görmedik ama eserlerini görüyoruz. Görmediğimiz halde iman ediyoruz. Cennet, cehennem, hak. Gördük mü? Hayır. Melekler hak. Gördük mü? Hayır. Ama hepsine iman ediyoruz görmeden ama görmüş gibi iman ediyoruz. Onlar gayba iman ederler, görmedikleri halde iman esaslarını kabul ederler. Müttakiler, başka imanla kalmazlar. Ben Müslümanım demekle kalmazlar ve yuqimuna salate. Müttakiler beş vakit namazlarını kılarlar. O zaman biz namaz kılıyoruz değil mi? Elhamdülillah. Hepimiz miyiz? Elhamdülillah. Hepimiz takva sahibiyiz. Ve yuqimuna sala Ve mimma razaknahum yunfikun onlara rızık olarak verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcarlar. Zekatsa zekat, fitre ise fitre, kurbansa kurban, sadakayı cariye, hayru hasenat ne varsa Allah yolunda. Gerektiğinde kırkta bir, gerektiğinde kırkta 40 kırk. Malını Allah yolunda feda edebilir o müminler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Ve o müttakiler kendilerine indirilen Kur'an'a ve ma unzile min kablik ve daha önce indirilen Tevrat, Zebur, İncil, tüm sahifeler ve tüm peygamberlere iman ederler. Ettik mi? Elhamdülillah. Amenna vas. İşte müttakiler. Ve bil ahiretihum ve onlar ahirete de yakinen iman ederler. Allah'ın bu imandan bizleri mahrum eylemesin. Her an bu imanla yaşamayı bir murakabe altında olduğumuz bilinciyle hayat sürdürmeyi nasip eylesin. Son ayet okuyacağım. Öncesine bir cümle söyleyeyim. Kıymetli müminler, takva öyle bir erdemdir ki bir kalbe yerleştin mi o insanın en büyük muhafızıdır, gözetmenidir, ve güvenlik koludur. Bir zabıtadır. Bir polistir takva. Kalbinde takva olan bir insan yani Allah'a saygılı yaratan Rabbinin ya Rabbi her şeyimi sana borçluyum. Beni sen yoktan var ettin. Bunca nimetleri ikram ettin. Ben sana asla karşı gelemem. Ne emrediyorsan amenna ve saddakna diye sağlam bir inanca sahip olan bir Müslümandan ne kendisine ne başkasına ne çocuğuna ne akrabasına, ne komşusuna kimseye zarar gelmez. Eğer kalpte takva yoksa, başına bir değil on tane polis dikseniz, emniyet gücü yerleştirseniz o fırsatını bilir, bulur. Bir yolunu bulur, yalnız kaldığı zaman yapmak istediği kötülüğü, fenalığı yapabilir. Onun için kalplere takva yerleştirmek, hem ferdi huzur açısından hem toplumsal huzuru sağlama açısından da çok önemli. İşte ayet ulaike bu müttaki kullarımız var ya Rabbimiz buyuruyor. Ala hudem mir rabbihim. Rablerinden büyük bir hidayet üzeredirler. Gerçek doğru yolda bunlardır ve ulaike humul muflihun ve onlar felaha kavuşan, huzura kavuşan kullarımızın ta kendileridir. Takva sahibi olan kullarla ilgili olarak Rabbimiz Yunus suresinde de lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahire Takva sahibi olanlar gerek dünya hayatında gerekse ahiret hayatında her türlü müjdeler, güzellikler onlarla beraberdir. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum bi Onlara ahirette hiçbir zorluk isabet etmeyecek. Ebedi cennetlerde sayısız nimetler içerisinde bulunacaklar. Rablerinin selamına muhatap olacaklar buyuruyor. Kıymetli müminler, ben daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Sizleri daha fazla yormayayım. Rabbim bu sohbetimizi huzurunda kabule vesile eylesin. Allah'ım burada toplanmamıza vesile olan emek sahiplerine, İbrahim hocamıza, diğer hocalarımıza ve siz kıymetli cemaatimizin dünyevi, uhrevi, her ne türlü hayırlı muratlarımız varsa Allah'ım ihsan eylesin. Tekvayı kalbimizden hiçbir zaman eksik etmemeyi, gerçek bir müttaki olarak yaşamayı, müttakiye yakışır, takva sahibine yakışır bir hayat sergilemeyi, örnek bir hayat sergilemeyi, eşimize takvalı bir eş, çocuklarımıza takvalı bir anne, baba her noktada takva sıfatıyla sıfatlanarak bir hayat yaşama noktasında Allah'ım cümlemize güç versin, كوفت فارس وفكيت لريسان إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين